Günaydın, günaydın, günaydın. Hafta içinin son spor ajansına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün 9 Şubat ve transfer ülkemize tamamlanacak. Hareketli bir gün olmasını bekliyoruz ki akşam transfer raporu da 3 saat boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi mesaisini tamamladık. Son 16 tur maçları oynandı ve çeyrek finalistler belli oldu. Tabii ki Trendyol Süper Lig'de de yepyeni bir haftaya bugün başlayacağız. Yoğun bir gündem ve yoğun olarak da devam edecek. O gün Şahinoğlu ve Selahattin Kınalı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Hoş bulduk değil mi? Hoş bulduk. Bulmadınız mı? Yok, biz konuk olarak aynı dili tutturalım diye söylüyorum. O zaman daha önce anlatsaydınız keşke. Biriniz hoş diyeniz bulduk deseydi. Mesela daha böyle senkronize bir şey olabilirdi diye düşünüyorum yani. Yok, çok. Bir dahakine çok, çalışalım. Bir dahakine çalışın gelin lütfen. Çok teknize gidiyor programlar. Aslında böyle şeyleri yapmak lazım. Senin gibi moderatörü bulduğumuzda da fırsatı kaçırmamak lazım. Peki. O zaman hareketli bir başlangıç yapalım biz de değerli izleyenler. Hemen dün akşama dönelim. Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda Beşiktaş geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen son takım oldu. Maçın özetini izleyelim. Sonrasında iki teknik adam neler söylemiş basın toplantılarına gidelim ve Antalyaspor Beşiktaş maçını konuşmaya başlayalım. Kupada yoluna çeyrek finale devam edecek Beşiktaş. O gün tabii ki şimdi hem ben taraftar transferle uğraşıyorum. Onu diyeceğim. Yok, çok normal, transferin son günü. O yüzden senden gelecek haberler de olabilir yayın içerisinde. Evet. Şimdi ben de zaten o şekilde başlamıştım. Hem transferin son günü, bir yanda taraftarın transfer beklentisi var. Bir yanda hem lig yarışı hem kupa yarışı devam ediyor. Eğer dün Beşiktaş Antalya'da istediği sonucu alamasaydı, bugün de transferin son günü olması müsebbibiyle bence orada bir sıkıntı çıkabilirdi diye düşünüyorum. Yani hem kupadan, eleştiri bağımlı. Tabii yani hem kupadan elenildi hem işte beklenilen transferler gelmedi diye. Dünkü galibiyet bence biraz yönetimin de elini rahatlattı ya da zihnini rahatlattı diyelim. Evet. Fernando Santos'a soruldu. Transferlerle ilgilenmiyorum dedi. İstersen maç yorumu alalım senden. Tabii. Transferle de ilgili son gün olduğu için tabii transferleri de konuşabiliriz. Şöyle, Antalya maçları çok zorlu geçiyor büyük takımlarımız açısından. Yani Sergen Hoca'nın iyi bir takımı var. İyi oyun oynamaya çalışan, gayret eden bir takımı var. Antalya Spor'un kadrosunun kalitesi vesaire tartışılır, konuşulur. Ancak Sergen Hoca'nın oynatmak istediği o coşkulu futbolu, diş geçirmeye çalışan futbolu hissediyoruz maçların büyük bölümlerinde. Bence Antalyaspor bunu, ligde Anadolu takımları arasında en iyi kadroya sahip olan takımlardan bir tanesi. Yani bunu Trabzonspor'a da yaşattı. Berabere kalmışlardı ki o maçta galibiyete yakın olan taraf Antalyaspor'du. Fenerbahçe aynı şekilde. Bir kaliteli oyun ortaya koymaya gayret ediyorlar ve ilk yarıda da bunu gösterdi Antalyaspor. Yani Beşiktaş topla oynamadı. İlk devre Beşiktaş'lı futbolda sadece sahada vardı. 66-34 Antalyaspor'un toplu oynaması, Beşiktaş'ın 3 şutu var, 1'i isabet. Evet, yani ilk devre itibariyle Beşiktaş'lı futbolcular 11 kişi olarak sadece sahada bedenen yer aldı. Yani diğer türlü oyun açısından hiçbir şekilde yoktu. Umut Meraş'ın çok basit bir hatasıyla yenilen gol var ortada. Bir bekin yapmaması gereken bir hataydı. Ki zaten ikinci devreye onu çıkarmadı Fernando Santos. Ve bir de Rebic konusu. Rebic'in de sol kanatta bir çayı kahvesi eksik hali vardı açıkçası. Oyunun içerisinde yok. Bir emeklilikte yok. Yaşa takılanlar gibi ya. Bir coşkusu yok. Yani Selahattin abi şöyle, hani en azından bir top kaybedersin, bir baskı yaparsın, rakibini kovalarsın. Sadece böyle birkaç metre kare içerisinde bunları yapıyordu. Dikkatini çekmişti senin de muhtemelen. Hepinizi çekmişti. Lütuf gibi. Kendisinin lütufu başladı. Ya top ayağına gelince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Top ayağında değilken oyunun içerisinde hiç yok. Şimdi bu haftaya kadar şöyle bir şey vardı. İşte Ante Rebic neden oynamıyor? İşte gol atıyor, asist yapıyor. Niye oynamıyor? İşte Ante Rebic oynasın. Ve ben de geçtiğimiz hafta bu konuyu netleştirdiğim için tavrımı da net olarak belirtmiştim. Ante Rebic'in antrenmandaki verimliliği, aynen bugün sahada gördüğünüz gibi bir verimlilik olduğu için teknik adamlar tarafından bu sezon tercih edilmeli. Bir tane teknik adam değil. Yani bir oyuncuyu dört tane hoca gelip oynatmıyorsa burada kabahati ve kusuru, problemi hocada aramamak gerekiyor. Oyuncu da aramak gerekiyor. Hani hayır. Bir tane tamam. O transferi yapan da aramak gerekiyor. O ayrı. Tabii ki. Yani o işin diğer tarafı. Zaten bu sezon Beşiktaş'ta bu konuda adı zikredilebilecek birçok oyuncu var. Sadece Rebic de değil. Tabii. Ancak Rebic'in sonuç itibariyle Beşiktaş'ta 11 yükünü kaldırabilecek bir verimliliği olmadığı gözüküyor.
Ve Beşiktaş'ın soldaki iki oyuncusu da olmayınca Antalya orayı çok rahat kullandı. Özellikle sol tarafı çok rahat bir geçişte kullandı. Dün maç öncesi Raşit Gezal'ın yaşadığı sakatlıkla birlikte Beşiktaş'ta sistem değişti. Normalde sürpriz olmuştu 4-2, herhalde 3-1, taraftarı. Tabii 4-2-3-1 sahaya çıkacaktı. Cenk yoktu. Bir anda 4-4-2'ye döndü. Ama o 4-4-2'de Semih'in ileri uçta başlaması çok o verimlilik sağlamadı Beşiktaş'a ilk devre ve Semih'i kenara aldı Fernando Santos. Şimdi Semih konusunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Semih Kılıçsoy gibi saf bir yeteneğin bu kadar iyi bir golcü vuruşuna sahip, bitiriciliği sahip ve güçlü de bir oyuncu. Hiç öyle genç oyuncu falan değil mi? Yani şu ligde stoperlerin birçoğunu cebinden çıkarır. Ki bunu girdiği mücadeleler de bugüne kadarki mücadelelerini de gösterdi. Trabzonspor maçında attığı gol şahane bir gol. Kaç tane oyuncunun arasında Ryan Bani'ye vesaire tutamadı. Şimdi Semih mümkün mertebe kaleye en yakın oyuncusu olması gerekiyor Beşiktaş'ın. Kaleye yakın bir pozisyonda oynaması gerekiyor. Üçüncü bölgede o rakip ceza sahasının oralarda Beşiktaş her pozisyonda Semih Kılıçsoy'u görmeli. Ama Semih dün çizgide adam kovalayan oyuncu pozisyonuna düşüyor. Şimdi hep şu vardı, kanat forvet olur mu? Kısa boylu ya çünkü. Kanat forvet olur mu? Ya her kısa boylu kanat forvet olacak, her kısa boyludan da santrafor olmaz diye bir kaide yok. Futbolda bunun bin bir tane örneğini sayarız yani buraya getiririz değil mi? Konuşuruz. Putragenio vardı, siz hatırlamazsınız. O kadar geriye gidiyor. Real Madrid'in kısa boylu santraforu. Ceza sahası içinde. Biliyoruz da tabii hatırlamıyoruz futbolda. Yani Semih de çok rahat bir Putragenio performansı koyabilir. Şöyle kendisinin örnek verdiği, idol aldığı Agüero. Agüero'nun boyu kaçtı yani. Hani Wayne Rooney, o da uzun süre aynı şekilde merkezde oynayan bir oyuncuydu. Ya var bunun örnekleri. Ya da günümüzde şu anda Lautaro Martinez yani baktığımda. Rahatlıkla oynayabilir. O yüzden hiç Semih'in yani aslında mevkisi belli. Biz Semih'e yeni bir mevki aramaya ihtiyacımız yok. Ve Semih şunu diyor. Ben kaleye ne kadar yakın olursam Beşiktaş adına da benim adıma da o kadar iyi. Çünkü iş çözülüyor. Trabzonspor maçından sonra röportajı vardı. Santrafor'da oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum diye. Peki niye Fernando Santos sence Semih'i Rashica'yı çekti oraya. Ben çok şaşırdım. Yani Rashica'yı çekti ki üstelik şimdi iki oyuncu arasında şöyle bir şey var. Çizgide oynama açısından Rashica nasıl ön plana çıkmıştı Galatasaray'da önemli dönemde? Hücumdaki katkısının dışında savunmadaki performansı. Bek kovalayan kanat oyuncusu diye kendisine takılıyorlardı ama bir kanat oyuncusu için çok büyük bir artı değer. Takım savunmasına katkı sağlaması öyle değil mi? Yani bu ligde bir kanat özelinde konuşuyorum. Bunu en iyi yapan oyuncu muhtemelen. Yani bir sağ bekin kademesine giren bir kanattan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben orada şaşırdım. Belki oyun içerisinde onu 4-2-3-1 gibi yapmak açısından da ama sahada duruş o şekilde değildi. Son anda gerçekleşen sakatlık Cenk'in ilk 11'e atılmasından dolayı biraz belki hoca böyle. Hayır şöyle ama işte ben orada beklentim Semih'le Cenk'in yan yana devam etmesi, Rashica'nın çizgide oynaması şimdi. Dolayısıyla şimdi çizgide bindirmeyi yapacak, ortayı kesecek olan oyuncu Semih mi olmalı, Rashica mı olmalı öyle değil mi? Tabii ki. Rashica olmalı. Yani ben orada şaşırmıştım. İlk devre bu yüzden biraz kayıp oldu. İkinci devre sol tarafın değişmesi biraz hareketlilik getirdi Beşiktaş'a. Rebic'in çıkması, Cenk'in sol kanat forvet pozisyonuna geçip Muleka'nın ileriye... Bu arada o gün Rashica'dan konuşmuşken eğer Beşiktaş'ın etkili kanat oyuncuları olsa verimlilik anlamında bu sezon iyi sezon geçiren oyuncular olsa 4-4-2'de mesela Rashica Semih de denenebilir bence. Çünkü ikisi yan yana. Tabii Rashica Bremen'de zaten bu düzende oynuyordu. Çok da verim verdi. Zaten Premier Lig'e de bu şekilde yani Norwich'e de bu şekilde gitti. Orada hücumda hem Rashica hem Semih ileride iş bitirebilecek oyuncular. O anlamda da Beşiktaş'ın farklı bir formasyonu olabilirdi ama şimdi kanatlardan top taşıyacak oyuncu olmayınca bunu oynatamıyorsun tabii. Yani özellikle sol taraf. Yani solda bir sıkıntısı vardı Beşiktaş'ın. Cenk uzun süre sonra bir gol katkısı verdi. Nefis pas attı. Harika bir asist yaptı. Cenk'e de sanki sol kanat yarıyor bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum ama sol kanatta bir ilişkisi daha iyi. Kuvvetli. Yani geçmişte herhalde daha iyi hissediyor kendisini. Vardı ya oyuncuların ama böyle iyi hissettiği yok. Nokta. Yani Cenk normalde tabii ki tek santrafor özelinde merkezde oynamayı isteyecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama performansının inişli çıkışlı olması bu sezon onu da etkiledi. Bir de kanatta oynamak kolay değil.
Ben orada bir tempoya ihtiyacın, fiziksel kaliteye ihtiyacının var. Tek santrafor olarak santraforlardan bahsediyorum. Oynamaktan keyif aldığını düşünmüyorum. Günümüzün gerektirdiği bir noktada hani artık çoğu sistem 4-2-3-1'e evrildiği için mecburen buna uyum sağlamak zorunda kaldılar ama hani bence hiçbir santrafor var öylesi, tek başına yoksa, oynamak tanıyorum. İstemez ya. Öylesi var, tanıyorum. Tek başına oynamak istemeyen mi? Tek başına oynamak isteyen merkez santrafor olarak. Yani neyse bir konuşuruz onu yayın boşluğunda. Şöyle kanatta oynamak bir fiziksel kalite istiyor. Cenk dedi şimdi bu sezon o fiziksel kalite yok yani. Temposu çok düştü. Dolayısıyla orayı kaldırmak da kolay değil. Ama işte Emre Can'ın bekte biraz hareketliliği, çok hareketli bir oyuncu. Orada bindirmelere katılması, hücuma destek vermesi, hareketliliği. Ve bir de Beşiktaş'ın merkezde hızlı, çabuk ve orada rakibi stoperler bozabilecek oyunculara geçiş yapması ikinci devre oyunu değiştirdi. Çünkü iki tane uzun stoper arasında hani böyle hava toplarını dün Muleka attı ama normalde beklenti Veysel'in olduğu, Bahadır'ın olduğu tandemde çok fazla yan toptan ziyade yerden oynama. Ama orada biraz hareketlenince Beşiktaş Muleka'nın girişiyle ikinci devre skoru aldı. Muleka adına çok iyi bir maç oldu. Çünkü çok eleştirilen bir oyuncu. Geldiği günden bu yana eleştirilen bir oyuncu. Ki onunla ilgili de her zaman söylediğim bir şey var. Ben Muleka'nın kanatta asla olmayacağını düşünüyorum. Çünkü uzun süre kanat oynatıldı. Sağ kanat oynadı, sol kanat oynadı. Zaman zaman nadir de olsa merkezde oynadı. Dün merkezde oynadığı maçlardan bir tanesi kaleye en yakın oyuncu olarak 2 gol attı. Muleka'yı değerlendirecekse Beşiktaş, oynatacaksa, oynatması gereken yeri kendisi gösteriyor zaten. Kaleye yakın bir pozisyonda olmalı. Bu 2 gol kendisine belki özgüven verir. Seri yapar. Olabilir yani Kasımpaşa'da. Sezon başında 3-4 tane attı ama o özgüven almadığını gördük o gollerden sonra. O 3-4 golü attıktan sonra Muleka kanat oynamaya devam etti. Yani Semih özelinde konuştuğumuz şey belki Muleka özelinde de geçerli. Yani boyu kısa bir tipik santrafor gibi değil. Yani 9 numara pivot değil. O yüzden sanki hani kanat forvet olsun bundan bakış açısı var ama kanat forvet de olmadı. Olacak gibi de durmuyor aslında. Ama merkezde zaman zaman iyi oynayıp gole çeviremediğim çok maçı da var bu sezon. Bu kez bunu başardı. Ama dediğim gibi Muleka'nın da bence Semih gibi merkezde değerlendirmesi gereken oyunculardan biri. Bu sezon söyleyeyim o gün. Sol kanat oynadığında 17 maçta 2 golü var. Santrafor oynadığında 13 maçta 5 golü var. Sağ kanat 4 maç hiç golü yok. Evet. Yani zaten verdiğin rakamlar gösteriyor aslında Muleka'nın nerede oynatılması gerektiğini. Ama hani Beşiktaş'ta Abubakar varken, Cenk varken, adamla... Semih Kılıçsoy varken Muleka'nın da tabii santrafor. Şimdi rotasyon oyuncusu olarak zaten. Şimdi oyunu atıyorsunuz, kanata atıyorsunuz. Sonra performans. Şimdi teknik adamların da şu sürekli bir oyuncuya bir dokunuş yapma, bir şey çıkarma arzu ve isteği var ya. Ya bazı oyuncuda olmuyor işte. Vazgeçin yani o sevdanızdan. Ama herkes işte... de olacak diye bir kaide yok yani. Muleka'da olmuyor mesela bu kanat yapalım Muleka'yı. Ha, belki şaşırtır 3 sene sonra olur. Burak Yılmaz kaç yıl sonra kanattan santrafora evrildi öyle değil mi? Tabii. Yani olabilir. Belki olur ama şu anki pozisyonda bunun olmayacak. Takımla Beşiktaş mı? Bence değil. Ya, olmuyorsa da zorlamanın manası yok. Yani Muleka'da bu olmuyor. Bunu gösterdi. Merkezde verimli. Bulunduğu süreyle birlikte attığı gol sayısı ortada. Yani en verimli olduğu pozisyon orası. Oynatılacaksa da orada değerlendirilmesi onun adına daha iyi. Selahattin abi, Beşiktaş'ın galibiyetiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü ne olursa olsun iyi gitmeyen bir sezonda kupa hedefinin canlı kalması oldukça önemliydi. Beşiktaş'ın galip geldiği demeyelim de bana göre Antalyaspor'un mağlup olduğu bir maç bu. Ben Antalyaspor'un finalde bile görebileceğimizi düşünmüştüm. Fikstür şansı olursa eğer Galatasaray ve Fenerbahçe'nin biriyle finalde oynayabilecek gücü vardı Antalyaspor'un. Oyun gücü vardı, oyuncu kalitesi vardı. Ama dün beni büyük bir düş kırıklığına uğrattı Antalyaspor. Ve özellikle maç sonu açıklamaları da Sergen Yalçın. Antalyaspor golü bulduktan sonra sanki onu yeterli görmüş gibi birazcık işin artistik tarafına çok yüklendiler. O tarafına daha çok vakit harcadılar, zihinsel anlamda söylüyorum. İşte 5 aramalar, işte topu ters toplarla sağdan sola, soldan sağa atmalar. Evet bunlar güzel şeyler ama
Ceza sahası içine yönelik daha zorlayıcı, farkı ikiye çıkaralım, turu cebimize koyalımdan ziyade belki bizim gibi spor yorumcularının da Antalyaspor'a yönelik övücü yorumlarının Antalyaspor'un da biraz ayaklarını yerden kestiğini mi gördük dün? Onu da düşünmedim değil. Çünkü Antalyaspor'un oyuncu kalitesi transfer yasağına rağmen bu ligin çoğu takımından iyi. Kesin. Yani ilk 3, ilk 5 takımdan biri Antalyaspor oyuncu kalitesi olarak. Ve Nuri Hoca döneminde pas hızını da artırarak benim alameti farikası Antalyaspor benim için pas hızını artırmasıydı. Oyunun yönünü çok çabuk ve isabetli uzun toplarla çevirme yetenekleriydi. Fakat dün özellikle golden sonra Antalyaspor Beşiktaş'a biz bu turu çok da istemiyoruz. Hadi bir gücünüz varsa gelin alın der gibi bir oyun planıyla çıktı. Özellikle ikinci yarı. Ve Beşiktaş da sonuçta Beşiktaş'ta oynuyorsa ne kadar kötü olursa olsun her zaman refleksleri olan bir büyük takımdır. Bu arada Selahattin gösterdi abi, refleksini. Şunu konuşmak lazım. Yani Beşiktaş'a geçiyorsun diye konuşmak isterim Antalyaspor'la ilgili. Sergen Hoca'nın açıklamalarında çok enteresan bulduğum ve katılmadığım noktalar var. Benim de. Zaten söyledin. Şimdi Avrupa kupalarına katılma hedefi gerçekçi değil diyor Sergen Hoca. Şimdi Antalyaspor'un 34 puanı var. Hani 1-2 zaten ligde artık belli. 3. ve 4. sıra Avrupa biletini alacak. 5'te. Kupayla birlikte. Şimdi Beşiktaş'ın 39 puanı var. Trabzonspor'un 37, Rizespor 36. İşte Kasımpaşa 35, Antalyaspor 34 diye gidiyor. Antalyaspor bu yarışın içerisinde. Hı. Şimdi bana soracak olursan Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa, hatta ben Antalyaspor'un kadrosunun Kasımpaşa'dan iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Çaykur Rizespor noktasında tartışırız ondan ama bence Antalyaspor Rizespor'dan da daha iyi bir kadro evet. gibi görünüyor. Beşiktaş'ta Trabzonspor'un zaten idealin çok uzağında bir sezon geçirdiğini düşünecek olursak neden Sergen Hoca 24. maçlar geride kalmışken, yani daha var ligde oynanacak 14 hafta, böyle bir açıklama yapar? Bence gerçekçi olmak ayrı bir şey. Takımın motivasyonunu düşürmek ayrı bir şey diye çok düşünüyorum. Çok şaşırdım dün. Emin ol şeyi geriye aldım televizyonu ki doğru mu duydum diye. Duyduğum şuydu. Sergen Hoca ilk 10 iyidir bizim için dedi. Pardon ya. Sergen Yalçın. Ya sen Sergen Yalçın'sın yani. Ersinlerle, Rıdvanlarla, Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Neyse Kalay'la. Neyse Kala, Wellington. Teknik adamsın. Antalyaspor herkesin kabul ettiği gibi ligin en iyi top oynayan takımlarından biri. Puanı gayet makul. Bir maçlık ara var. İkinciyle, üçüncülük, dördüncülük yarışında. Ve sen diyorsun ki ilk 10 iyidir. İlk 10, ilk 8 falan. Ne oluyor ya? Antalyaspor bu hocanın bu açıklamalarını bir düşünmek zorundalar. Ben oyuncu olsam, oyuncu olarak diyorum, çok hoşuma giden açıklama olmaz bu. Ya bir de ya işte şeyi de kalmadı yani. Hadi diyelim dün bana göre teknik adam yanlışıyla elendi Antalyaspor. Elendin. Tamam, tek kulvar kaldı. Kadro transfer yasağı var diyorsun ama kenardan giren oyuncun da yani Erdoğan Yeşilyurt. Yani kulübede Erdoğan'ı tutma lüksün de var. Erdoğan bu lüksün her takımında rahat rahat oynayacak bir oyuncu. Kenarlarda, forvet arkasında 30 metreden 40 metreden golleri olduğunu bildiğimiz oyuncu. Sabek, Safuri, Bütici, Şariç, döneminde Van de Schitrek, çok iyi yabancılar var Antalya'da. Transfer yasağı kapalıydı. Evet, kapalı. Açamayacağız ama, gibi dedi zaten Sergen. Ama mevcut kadrosu Antalyaspor'un hala bu ligin 3. 4.'lüğünü kovalar. Sergen Hoca'nın bana yaşattığı düş kırıklığının hala etkisindeyim. Bana göre net en iyi 6 kadrosundan bir tanesi ligin. Ya bana göre. Benim aynı fikirdeyim. Hatta 5 olarak yani. Söylüyorum. Hatta 5. 4. Bu açıklamalar bana da sürpriz geldi açıkçası. Çok anlamlı yani, düşünüyorum Sergen Hoca bu ya. Yani Sergen Hoca'nın da geçmişini bilmesek, teknik adam olarak oyunculuğunu zaten konuşmuyoruz. Diyeceğiz ki ya hoca teknik adamlık becerisi ve birikimi bunu söyletti hocaya. Hayır, Sergen Hoca dedik işte En Sakalalar, Rıdvanlar, Ersinlerle ısrarla kaleci almayarak şampiyon oynadı. Bu takımı şampiyon yaptı Sergen Hoca bu ligde. Şimdi Antalyaspor'un o kadrosu, yani Beşiktaş'ın o kadrosundan daha iyi bir kadro değil. Hoca diyor ki ilk 10 gerçekçi olalım. Orada başka bir şey var. Ben hiç tatmin olmadım. Peki. O gün şimdi Beşiktaş'a da dönecek olursak dediğim gibi önemli bir galibiyet. Yani ortada evet. bir kupa hedefinin kalması takımın motivasyon açısından da önemli. Vorul'u konuşalım istersen biraz da. Son saniyelerde hani
oyuna girdi ama bundan sonra 11'de olmasını bekliyor musun? Ya da dün 11'de olmasını bekler miydin? Açıkçası dün beklemiyordum. Bundan sonrası için de kesin bir şey söylemem. Beşiktaş'taki stoperlerin performansına bağlı. Şimdi sağ stoper. O zaman stoper. Bu tartışılan bir transfer olmaz mı? Yani şimdi Beşiktaş'ta zaten çok büyük stoper sıkıntısı varken gelen bir oyuncu ilk 11'de oynar mı kesin bir şey söyleyemem noktası. Eğer senden yorum olarak geliyorsa Beşiktaş'ın tartışılan bir transfer yaptığını düşünebilir miyiz? Beşiktaş bu yüzden kiralık olarak aldı oyuncuyu. Ve Fernando Santos beğenirse Samet Aybaba ile birlikte sezon sonu satın alma opsiyonu var, kullanılacak. Şöyle bakalım. Evet, Beşiktaş'ta stoper problemi sezon başından bu yana var. Neden var? Beşiktaş çünkü bir stoper ikilisi yoktu. Sürekli olarak değişti durdu, değişti durdu. Bay oynadı, Amarte oynadı. Kole, Necip Uysal, Zaynettinov, Tayyip Talha döndü. Yani kaç kişi oynadı? Yani bir ideal ikilisi yoktu. Niye? Sürekli bir sakatlık, bir ceza vesaire. Afrika Kupası oldu. Formsuzluk vardı ama formsuzluktan sebep çok fazla olmadı aslında bu. Sezon başlangıcında Bey zaten transferin sonunda geldi. Amarte ile başladı Beşiktaş. O sıra zaten Tayyip Talha Sanuç yoktu. Bahtiyar o zamanlar stoper olarak hiç görünmüyordu zaten. Dolayısıyla elde Omar Kole, Amarte ve Necip Uysal üçlüsü varken Amarte'yi yeni transfer olarak oynatırken Beşiktaş verim alamamıştı. Bu sezon Beşiktaş'ta muhtemelen Omar Kole hücumdaki performansı apayrı. Bunu bir kenara bıraktığımda savunma açısından bakarsak herhalde en iyi savunma performansı kaptan Necip Uysal'dan gelmiştir. Katılıyorum. Stoperler arasında. Bak, savunma performansı diyorum. Yok işte hani Kole'nin 5 golü var vesaire, o ayrı hücumdaki katkısı. Bütünde tamam farklı bir şey konuşabiliriz ama savunma özelinde konuştuğumuzda muhtemelen en iyi performans Necip Uysal'dır. Ve bence bu sezonki Necip Uysal performansı özelinde Beşiktaş taraftarı da genel itibariyle katılır diye düşünüyorum buna. Şimdi burada dolayısıyla... O da stoper değil. Artık bence stoper biliyorsun Murat Selahattin abi. Hani orijinal stoper değil. Tabii orijinal değil ama yani kaç sezondur zaten biz stoperde daha fazla izliyoruz. Yani stoper izliyoruz. Ön libero'da nadiren gördük. Artık bu arada stoper oldu bence çünkü bu sezon bir maçta... En az 3 sezonu var stoper. Tabii. Bir maçta Fernando Santos ön libero'da başlattı Necip'i yanlış hatırlamıyorsam. O tempoyu da kaybetmiş ön libero yani temposunu. Bence tamamen artık bir şey söyleyeyim. Zaten teknik adamlar elindeki stoperleri sayarken Necip Uysal'ı sayıyor. Evet. O da stopere evrildi. Zaten tamam. Teknik adamların gözünde artık ne olduğunu bize gösteriyor. O da kadro inşasının ne kadar hatalı olduğunun resmidir. Yani Necip artık stoper olarak kabul etmemiz. 3 sezon oldu aşağı yukarı. 3 sezondur. Dünyada tarzı örnekler var ya Selahattin. Mesela Aspilicueta sağ bek olarak girdi hayatımıza. Stoper olarak üçlü savunmada devam etti. Yani. Alaba öyle. Sağ bekten sağ stoper, sol bekten kimi, sol stoper işte hikayesi aynı olur. Şekilde bekten ön libero'ya evrildi. Evet. Öyle çok hikaye var tabii. Dolayısıyla burada Necip Uysal'ın da performansı önemli şimdi. Sağ stoperde oynuyor sonuç itibariyle. Oral'ın biraz Fernando Santos'un hani antrenman verimliliğine bağlı olarak tabii ki 11'de bekliyorum. Hı hı. Birkaç idmandan spor maçı var pazartesi. Birkaç antrenmandan sonra çünkü daha yeni gelmişti. Henüz 3 gündür Beşiktaş'taydı. Haksızlık olur zaten çocuğa mesai atmak. Bir de şöyle yani hani mesela oradaki stoper Amarte olsaydı Amarte'nin yerine kesip o formayı verirsiniz. Çünkü çok kötü bir stoper performansı. Bu arada ön libero'da oynadığı pozisyonla ilgili aynı şeyi konuşamıyorum Amarte ile ilgili. Ben de. Ben ön libero'da iyi performans veriyor 3 maç. Çok iyi diyemem ama ideal i̇yi diyebiliriz performans. Yani 5 değil 6 o performans. Ama şöyle bir sıkıntı var orada. Şimdi Jetson Amarte çıktığı zaman Beşiktaş özellikle bence Amir'in yokluğunda topu ileriye taşımakta da çok zorlanıyorsun. O yüzden çünkü Amarte pas dağıtımını yapabilen değil. Bugün Jetson bir 10 numara transferi bekliyoruz. Gelelim oraya. Ben de konuyu oraya getirmek istiyordum. Şimdi Ernest Muçi ismi zaten çok anılıyordu. Beşiktaş'ın Arnavut oyuncuyu kadroya katmasına dair haberler var. 3,5 yıllık hatta bir sözleşme olacağı söyleniliyor. Evet. Yaklaşık 8 milyon euroluk bir piyasa değeri olan oyuncu Beşiktaş o gün. Sence bu transferi kaç milyon euro dolaylarında bitirir? Yani bir tahminin ya da bilgi mutlaka vardır. Transfer Muçi ile konuşursak. Piyasası, transfer
piyasasındaki o söylediğin 8 milyon euronun o civarlarda bir rakam olacağını düşünüyorum. Aşağı yukarı. Taksidi biraz bol gibi olacak. Olur. Sanki. Yani bu futbol, bu arada bu zaten şöyle, yani dünyada peşin çok nadir var. Evet abi. Peşin transfer diye bir şey çok nadir var. Bütün transferler taksitli oluyor zaten. Dünya üzerindeki her transfer için bunu konuşabiliriz. Çok nadir oluyor. Burada Beşiktaş dün bir sponsorluk anlaşması da açıkladı. Bir kaynak da burada yaratıldı. Dolayısıyla bugün, dün itibariyle aslında Beşiktaş taraftarı biraz umudu kesmişti son güne girerken. Yani transfer yapılmayacak havası vardı. Öyle söylemler de vardı. Yaza kaldı gibisinden ama bugün sabah gazetesinde de yer verdik. Zamanla yarış diye Muçi konusunda. Bugün Beşiktaş bu transferi akşama kadar bitirmesini bekliyorum. Muçi kimin önerisi? Scout ekibinin mi? Yoksa Ernest bir... Muçi tabii. Yani 22 yaşında Arnavut futbolcu Selahattin abi. 10 numara pozisyonunda oynuyor. 500 bin euroya gitmiş. Kanatta da oynuyor. Evet. Geçen adam Varşova'ya gitti. Bu sezon 9 golü var. Kariyerinde 4 kupası, bir tane gol kralı ünvanı tamam, var. O kupalar Arnavut kupaları yani. Ama onlar, evet, onlarla evet. Kendimizi kandırmıyor. Ama şöyle, Premier Lig'den Fulham vesaire de istedi. Anlaşamamışlardı. Talibi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. 500 bin euroya gitmiş Lecce Varşova'ya sonuçta. Ha, senin söylemek istediğini ben anlıyorum. 500 bin euroluk oyuncuyken keşfedin. Olmuyor genelde. Şimdi 8 milyon eurodan bahsediyor. Bir yıl olmamış ya. Genelde olmuyor. Evet yani hani onu kafanın yorulması gereken noktalardan bir tanesi, katılıyorum. Hani bu oyuncuları 1 milyonluk Sasha Boy 1 milyonluk oyuncu. Yani böyle keşfedip bulmak kulüpler açısından çok daha ekonomik ama elbette. Ama şöyle bir olacak. Nokta da var transferde. Lecce Varşova bence Avrupa'da güvenli satıcılardan bir tanesi. Yani işte Szymanski Lecce Varşova'dan çıktı. Zamanında kaleci Fabianski oradan çıktı. Birçok oyuncu sattılar Avrupa futboluna. Lehistan topçuları sağlam oluyor. Onlara Leh derler biliyorsun. Bir de o geçiş genelde öyle yapılıyor Avrupa'da Selahattin abi. Yani Arnavutluk işte Polonya üzerinden çok fazla geçiş yapıyor. İşte Avusturya'daki oyuncuların Almanya üzerinden geçiş yapması gibi. Ya da Arnavutluk İsviçre'den geçiş yapıyor. O anlamda ben hani Lecce Varşova'nın da güvenilir bir satıcı olduğunu düşünüyorum. Ve 22 yaşında bir oyuncu Beşiktaş bitirmeye çalışıyor transferi ki çok olumlu şu an oyuncu tarafıyla olsun. Lecce Varşova ile yapılan görüşmeler, yani o yüzden diyorum akşama kadar bitmesini bekliyorum diye. Lecce Varşova'yı biliyorsunuz çok gelenekleri olan bir kulüp. Hı hı. Taraftarıyla inanılmaz bir taraftar. Özdeşleşme anlamında müthiş bir örnektir. Yani Lecce Varşova değil de başka herhangi bir, sallıyorum, Belçika takımı olsaydı daha kolay bir transfer olabilirdi. Orada bu. Şöyle bir bilgi iletti arkadaşlarım. Arkadaşımız Koray Baloğlu bir Polonyalı gazeteciyle konuşmuş. Varşova'ya yakın olan kaynaklardan. 10 milyon euroya bu işin biteceğini söylemiş. Ancak bitebileceğini söylemiş. Biraz fazla taksit olabilir ama 10 milyon euroluk Lejia'nın bir beklentisinin olduğunu söylemiş. 10 milyon eurolara Beşiktaş çıkar mı? Bugün sabah gazetesi Koray Baloğlu Polonya'ya kadar gitmesine gerek yoktu. Türkiye'den o gün Şahin oldu diye. Koray ya. Lejia Varşova'nın 10 milyon euro beklentisi var. Evet. Ona yakın bir rakam. İşte 8 milyon söyledin değil mi? 10 ile 8 arası bir rakamı ben biteceğini düşünüyorum. Bonuslarla. Işte. Bonus. Şahinovski olarak da bu haberi şu an konuşulan konu veriyor şu an. Biraz sonraki satıştan pay, bonus, o maddeler yani. Ama çok olumlu ve şunu söyleyeyim. Rakam evet bize yüksek geliyor ama şimdi 8'e aldığın, 9'a aldığın bir oyuncu yarın öbür gün ne kazanacağını kestirmek de önemli. Çünkü tabii. Burada Premier Lig'den talipleri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Hatta Almanya'dan da aynı şekilde. Ve kendisiyle ilgili konuşulan rakamlar, az önce senin de söylediğin gibi 10-15 milyon euro arasında rakam, bonuslarla vesaire diğer kulüplerle olan daha önceki temaslardan konuşulan rakamlar bugün bunlar. Bugün yine arkadaşımız Emre Turul güzel bir hatırlatma yaptı. Diyor ki şimdi Beşiktaş diyor, ben seviyorum öyle interaktif şekilde çalışmayı. Güzel, güzel. O yüzden içerideki arkadaşlara da ayrıca teşekkürler. Jesson'u diyor hani aldığında da Beşiktaş'ın çok iyi bir maddi durumu yoktu. Hatta bonservisinin evet. Yarısını almıştı. Muçi'de de yüksek bedeller olursa böyle bir yola gidilebilir mi acaba diyor. Sonraki satıştan pay özelinde Beşiktaş şu an görüşüyor ama ben Gerson'daki %50 vesaire beklemiyorum. Hı hı. Biraz daha aşağısında. Şöyle ki Gerson Fernandez'deki sonraki satıştan %50
payı var verdi Benfica'ya Beşiktaş. Biraz bizde şeyde karıştırılıyordu. %50'sini mi aldı? Hani Emrecan Uzunanda da vardı. İkisi birbirinden farklıydı. Biri kardan, biri normal satış üzerinden. Vallahi Ernest Muçi'yi Beşiktaş aslında ne şekilde olursa alsın. Taraftar da şu an bu şekilde zaten. Neden? Yani ben hiç muhasebesine girmiyorum işin. Evet, şunu yıllarca söyledik. İşte bunlara nasıl bu kadar para verdiniz? Buna nasıl verdiniz? Yani doğru transfere verin. 22 yaşında bir yatırıma verin zaten bunu. Gidip 35 yaşında bir oyuncuya 3 sene kontrat yapıp da işte 10 milyon euro bağlayacağınıza 3 senelik kontrata bonservis artı maaş dahil 10 milyon euroyu gidin genç bir yeteneğe bağlayın. Daha iyi. Çünkü yarın öbür gün en azından ondan bir gelir elde edebilirsiniz. Olmadı, yapamadı. Olmadı. 8'e satamadın. Atıyorum 9'a satamadın. Ya sattın 7'ye. Yani zararın da zor. Diğerinden ne yapacaksın? Kontrat vereceksiniz. 3 milyon eurolar. 35 yaşında, 36 yaşında oyuncular 3-3,5 milyon euro istiyor. Bu yapanlar için yanlıştır demiyorum bu arada. Her takımın tecrübeliye de ihtiyacı var. Evet. Gence de ihtiyacı var. Tecrübeli oyuncuya da ihtiyacınız var. Gence de var değil mi? Beşiktaş'ın elinde yeteri kadar tecrübeli oyuncusu var zaten. Potansiyelli oyuncuya da ihtiyacı var. Talisca'dan sonra Beşiktaş oraya bir tane oyuncu bulamadı. Kaç sezon geçti üstünden? Kimler geldi? Sayalım mı tekrar baştan? Çok. Kagawa'dan Boateng'e, Dele Alli'ye kadar bir sürü oyuncu sayarız. Adem Leic geldi. Bir tek Adem Leic'in ilk sezonu vardı. Antep'ten gelen çocuk kimdi? Maxim. Yok daha eski ya. Büyük parayı kitlemişlerdi Tabata. Beşiktaş'a. Tabata. O çok daha eski. O zamanlar başladı. Ben Talisca sonrası. Oynuyor yani. Nerede? Katar'da. Top oynuyor. Hem de yani Katar Ligi en iyi oyuncusu olabilir istatistikler açısından. Öyle yani. Katar'da bayağı başarılıydı. Ama Beşiktaş'a bir şey vermedi. Yani oyuncuların kişisel özellikleri, yetenekleri transfer oldukları takıma katkı yapmalarının garantisi değil. Takımın ihtiyacına göre transfer yapılması gerekiyor. Ama 8'i alınca tartışma konusu oluyor. Neden önemli bir isim olur Beşiktaş'ın? Beşiktaş'ın merkezde şut atabilen, şutör bir tane orta sahası yok. Gerson 3. bölgeye geldiği zaman Araki şut. Bence çıkarsın. Atar, o özgüvenleri yok. Ernest Muçi bu konuda inanılmaz. Maç başına 2.4 şut deniyor. Aston Villa'ya duble yaptı Avrupa'da. 2 tane attı orada mesela. Frikikler, duran toplar muhtemelen çok etkili. Orada dikkat çekti zaten. Tabii orada dikkat çekti. Aston Villa yani maçımız olursa kaçırmayalım. Bak orada dikkat çekiliyormuş. Sen, tabii İyi Trabzonspor'dan dolayı Aston Villa maçlarını ayrı bir önem atfeder ve seversin abi. İngiltere Premier Lig'den biriyle oynarken daha hazır çıkalım maça. Yani sen de ama kendini, Aston Villa galibiyeti hatırlanır ya Trabzonspor. Öyle tabii, o aşağılık kompleksini yenme anlamında Trabzonspor'un buna katkısı çoktur. İlk defa ikili bir oyunda bir Türk takımının İngiliz takımını elemesi tabii ki büyük bir olaydı. Kesin. Ama Beşiktaş'ın bu transferi kağıt üzerinde çok mantıklı görünüyor. Mali portesini bilemeyiz. Ama o günün tarif ettiği şekliyle alırsın. Çok beklediğini karşılayamasa da 22 yaşında, 25 yaşında işte aldığının yarısına yakında az zararla, yani son kullanıcısı olmadığın oyunculara şimdi yatırım yapılabilir. Son kullanıcısı değilsin. Bu çocuk 22 yaşında en az 10 yıllık daha üst düzey top oynayabilecek, fiziksel olarak söylüyoruz. Bir vaatte bulunuyor sana. Alırken kazandıran transferlerden olur bu transfer bence. Yani tutarsa tabii ki. Ya tutmasa da oyuncunun Avrupa'da belli bir piyasası olacağı için Beşiktaş yine elinden çıkarırken zorlanmaz. O yüzden diyorum hani alırken kazanırsın noktasında şimdi önemli bir transfer olur diye. Şimdi o gün dedi ki hocanın haberi yok herhalde. Ya bu yönetim transferi herhalde. Bunun hayır olmayı var mu dedi, değil mi? Onayı vardır. Hayır, hocanın istediği oyunculardan. Öyle mi? Hoca Fernando Santos'un istediği iki özel oyuncudan bir tanesi Ernest Muçi. Tamam, o zaman daha önemli. Çünkü nereden tanıyor derseniz zaten Polonya Ligi'ne hakim bir teknik adamdan bahsediyor. Milli takımı çalıştırdı. Tabii çalıştırdı. Bir de hakim oradaki oyunculara yani. İşte o kısmı önemli. Çünkü transfer çok iyi oyuncu transfer edilirse sen de iş yapmaz. Hocanın elindeki kadro ve kafasındaki oyun kurgusuna uygun bir adam istiyor olması önemlidir. Yani oyuncunun yeteneklerinden belki en az yetenekleri kadar önemli olan da hocanın onun takımın bir ihtiyacını göreceğine dair öngörüsüdür. Eğer öyleyse, ki o gün öyle olduğunu söyledi, Beşiktaş yönetimi yani o kadar boş yere paralar harcadılar ki zaten kulüpler batmış, battı balık yan gider. Böyle bir genç adama para vermeyeceksin de kime vereceksin?
yatırım yapmayacaksın. Şimdi Muçi'yle ilgili sağ iç noktasında dikkatimi çeken iki şey var. O gün bir tanesi çok fazla sol kanadı kullanması. Yani oyuncu 10 numara mevkisinde hani oynuyor genelde ama aynı zamanda sol kanat ya da forvet de oynayabiliyor ama 10 numara oynarken yani ısır haritası tamamen sol kanadı kullandığı şeklinde. Yani sağ içinde gelirse Raşitsa, Muçi, işte oynarsa sağda Gezal ya da bilemiyorum başka bir tercih de olabilir. Nasıl bir sağ içi dizilim bekliyorsun Beşiktaş'tan? Muçi'nin sağ içi rolü nasıl olur? Bu arada evet biz zaten Muçi'yi konuşuyorduk. Kırmızımıza geldi. Beşiktaş'a yeni 10 numara 22 yaşındaki Arnavut, Ernest, Muçi ve kulübü Lejia Varşova ile anlaşma sağlandı. Beşiktaş transferin son gününde önemli bir ismi, önemli bir yeteneği, değeri kadrosuna katmak üzere kırmızımız da geldi. Gün içinde zaten gelişmeler olacaktır. Hatta daha da hızlanacaktır diyelim. Transferin son günü çünkü. O gün bir bunu söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi sadece üzerinde bonus maddeleri ve sonraki satıştan payla ilgili görüşülen kısımlar kaldı. Ben o yüzden akşama kadar peki, tamamen... Peki Furkan Yıldız da telefon attım, hattımızdaymış. Furkan'a da uzanalım. Furkan, hoş geldin yayınımıza. Ernest Muçi, Beşiktaş kadrosuna dahil olmak üzere gelişmeleri senden alalım. Ömer, çok teşekkürler, iyi yayınlar. Transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor Beşiktaş'ta da. Ernest Muçi, özellikle yaklaşık son bir haftadır Beşiktaş'ın gündeminde olan isimlerden birisiydi. Arnavut oyuncu 10 numara mevkisinde forma giyiyor ve Polonya Ligi ekiplerinden de Lejia Varşova'da forma giyiyor Ernest Muçi. Beşiktaş oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme şartları üzerinde her konuda anlaşmaya vardı. Lejia Varşova konusunda Beşiktaş artık son detayları çözmeye, son pürüzleri çözmeye çalışıyor. Özellikle burada iki kulübün sonraki satıştan pay konusunda bazı fikir ayrılıkları var. Bu konudaki görüşmelerin daha doğrusu devam ettiğini ifade edelim. Gün içerisinde artık iki kulübün bu konuda da bir mutabakata varmasını ve bu transferin resmiyete dökülmesini bekliyoruz. Bugün tabii son gün olduğu için aslında bir yandan da zamana karşı bir yarış da var. Beşiktaş kulübü sözleşme konusunda herhangi bir problem, daha doğrusu evraklar konusunda herhangi bir problem olmaması için de titizlikle bir çalışma yürütüyor. Gün içerisinde artık Ernest Muçi transferinin biz resmiyete dökülmesini bekliyoruz. Buna ek olarak Ömer, bir kısa bilgi daha vermek gerekirse eğer Beşiktaş'ta bugün Muçi transferine ilave olarak bir transferin daha gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu transfer konusunda da şu an için sadece mevki verebilirim. Beşiktaş bir 6 numara, bir ön libero transferi için de bugün siyah beyazlı yönetim yoğun bir mesai içerisinde akşamın ilerleyen saatlerinde Beşiktaş'ta hareketliliğin daha da artmasını bekliyoruz. Teşekkürler Furkan Yıldız. Ernest Muçi transferiyle ilgili gelişmeleri sevgili Furkan Yıldız'dan aldık. O gün şimdi Muçi'yi konuşuyorduk ama Furkan dedi ki belki Beşiktaş'tan gün içerisinde başka bir transfer hamlesi daha gelebilir dedi. Gelebilir. Bir 6 numara transferi gelebilir. Adaylar? Hemen ver isim diyorsun. Bugün son gün artık. 6-8 yani. Numara. Aykut kızıyor ya, vermez. Ya 6-8 numarada şu an kesin olmamakla birlikte aslında 6 numara denilmez bu arada. Renato Sanchez'in hala son günde olmasına rağmen gündemde. Lille'deki çocuk mu? Daha önce Lille'de olan, şu an Roma'da olan. Çok iyi oyuncu. Hala sakatlanmadığı takdirde. Ama bak geçen bir şeye rastladım ben. Gündemde söyleyeyim. O gün bir şeye rastladım. İsmi lazım olmayan bir menajerin elindeki oyuncular listesi. Bu oyunculardan Beşiktaş'a birkaç tanesi gelebilir diye bir haber okumuştum. O da o liste değildir Renato Sanchez. O şeyden dolayı. Ama iyi oyuncu yani. Fernando Santos'u getiren menajerin oyuncusu olmasından ötürü ha, o listeye işte inanmıştır. Ama o menajerin olması. Elinde dünya üzerinde kaç yüz tane oyuncu var? Yok, bütün listeye baktım ben. Yani 10 bin dolarlık oyuncular bile var. 1000 dolarlık oyuncu da yani var. Dünyanın en ama 250'ye yakın oyuncu, 217'ydi galiba oyuncu vardı. Ama baktım takıldı gözüme. Yani Beşiktaş'ı çok seven bir arkadaşım dedi ki bu listeden sana göre en iyi oyuncular Türkiye'ye gelebilecek. Bakabilirsen bir bak. İşte baktığımda Renato Sanchez'i evet, görmüştüm. Çok iyi bir oyuncu da bir istikrar sorunu var. Bence Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyuncu. 19 maç kaçırdı Roma'da. Evet. Sezonun ilk yarısında 19 maç kaçırdı. Ya bir Chamberlain gelmesin yani. Chamberlain'in kalitesini konuşan var mı? Yok. Tartışan. Hı-hı. Müthiş.
Ki bana göre Beşiktaş önümüzdeki sezona onu hazırlayabilirse en büyük kazanım o olur. Sadece tek cümle olarak yorum rica edeceğim. Bugün bir 6 numarayla Beşiktaş'ın sözleşme imzalama olasılığı nedir sence? 49. Bu şekilde Spor Ajansı'nda ilk bölümü tamamlıyoruz. %5 demedim mesela. Değerli izleyenler, kısa bir ara ki o arada da Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçının özetini sizlerle buluşturacağız. Saat başında Spor Ajansı'nda yeniden karşınızda olacağız. Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Transferin son günü tabii, kırmızı da bol. Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de golcü oyuncu Fatih Karagümrük'le sözleşmesini feshetti ve bugün de Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasını bekliyoruz. Serdar Dursun yeniden kısa bir ama çok kısa bir ayrılığın ardından Fenerbahçe'ye dönmek üzere. Niye gönderildi ki? Madem dönecekti, ne değişti yani? Umut transfer edilmişti. Umut'a daha fazla oynama milli takımda oynama için Avrupa ayrıldı. Şampiyonası için. Hayırlı olsun, bir şey demiyorum. Sonuçta Fenerbahçe'nin 11 oyuncusu değil. Ara sıra kullanacak hoca onu. Yani Serdar Dursun. Uçi geldi mi Uçi? Sen evet. Ne diyorsun? Rotasyonda yer almayıp kabul eden bir oyuncu olduğu için. Sevimli bir adam Serdar ya. Ernest Muçi Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yani o günden de resmi olarak açıklamayı duyduk. Herhalde kulüpten de değil mi? Bu akşam. Akşam bekliyorsun resmi açıklamayı. Beşiktaş'ın Ernest Muçi ile fotoğrafını görmüş oluruz. Maliyet ne olacak? Gerçi başkan maliye sorunlara kızıyor ama. Az önce konuştuğumuz gibi. 8-10 civarı bir şey herhalde. Evet ve içerisinde ayrıca maddelerin yer aldığı bir sözleşme. Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu profilde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Genç bir oyuncuya yatırım yapıyor Beşiktaş. 22 yaşında. O zaman şey diyebilir miyiz? Gezal'den çıkılıyor. Beşiktaş'ın şöyle, Gezal'da gelecek sezon devam etmeyecek zaten. Yabancı konusunda da zaten Beşiktaş 3 oyuncu göndermişti. 3 oyuncu yerine takviye yapmış oldu. Peki. Yok, şunun için söyledim bunu. Gezal'den çıkılıyor mu? Hani belli bir maç sayısı var ya, herhalde artık onu unutması gerekiyor Gezal'in de. Zaten onu istemiyor yönetim. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani Beşiktaş yönetimi aslında Reşit Gezal'ın sözleşmesindeki opsiyonun otomatik olarak devreye girip gelecek sezon oynamasını istemiyor. Çünkü 2,5 milyon euro maliyeti var ve Reşit Gezal şurada kaç hafta oynadı, tekrar sakatlandı. Ve oynadığı maçlarda da hiçbir varlık gösteremedi. Artık Gezal'ın devre kapandı yani Beşiktaş. İşte o anlama geliyor biraz. Son günü hareketli geçiyor. Tabii bambaşka gelişmeler de yine yaşanabilir gün içerisinde. Yaşanacaktır da zaten. Olursa bir de 6-8. Beşiktaş'ta 6 numara, işte Fenerbahçe'de Serdar'la muhtemelen Serdar Dursun'la sözleşme imzalanacak. Az sonra Galatasaray'ın yeni transferini de konuşacağız. Yine kulüplerden de transferler gelmeye devam ediyor. Bugün transferin son günü. Her zaman zaten son günler çok hızlı, eğlenceli, taraftarlar adına tabii ki söylüyorum. Ve hareketli geçer. Kulüpler adına da hareketli bir gün olmasını bekliyoruz diyelim. Zaten akşam 21-24 arası da transfer raporu Aykut İnce'nin sunumuyla sizlerle birlikte olacak. Doya doya tüm transferlerin konuşulduğu bir 3 saat sizlerle olacak diyelim. O hatırlatmayı da yapalım. Biz transferlerin arasında bir düne gidelim. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Ankara'da Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor normal sürede son anlarda tura tutundu. Uzatmalarda turu geçti. Maçın özetini hatırlayalım. Basın toplantılarına, teknik adamların açıklamalarına gidelim ve maçı konuşmaya başlayalım. Özellikle Abdullah Avcı maçtan çok tabii zeminle ilgili konuşmayı tercih etti. Selahattin abi, Eryaman Stadyumu'nun zemini gerçekten de hani üzerine maalesef olumsuz şekilde uzunca konuşulacak türden kötü. Peki bu hafta mı kötü oldu? Hayır. Zaten Abdullah Hoca dedi ki yani bu zeminde ne biz, ne Gençler Birliği, ne daha önce Ankara Gücü'yle oynayan Erzincanspor, ne Ankara Gücü. Hatta geçtiğimiz hafta dedi bir oyuncunun bu zeminde çapraz bağı koptu. Evet. Yani illa sakatlık mı yaşamak gerekiyor? Biz neden bu zeminde oynuyoruz? Neden ülkede bu zeminlerde futbol oynanıyor? Dedi. Yani maçı izlerken de sürekli zaten maalesef gözümüz zemine takılıp durdu. Tamam da Abdullah Avcı'nın bu açıklamalarının değer kazanması için ben şunu beklerdim. Kendisi söylüyor çünkü bir genç bir oyuncunun çaprazı koptu. Kimse oynamak istemiyor. Maçtan önce söyleseydin ya bunu. Maçtan sonra niye söylüyorsun? Paylaşım yaptı Trabzonspor sosyal medyasından. Abdullah Avcı yaptı mı? Bilmiyorum. Ya ben Abdullah Avcı üzerinden konuşuyorum. Trabzonspor sosyal medyasından ziyade. Sosyal medyasından çok fazla bir şey paylaşmadığı için.
Yok yani hocanın sahanın zeminiyle ilgili şikayetlerini maçtan önce de bir şekilde dillendirmesi gerekirdi. O zaman daha kıymetli olurdu benim için. Maç bitmiş, işte zeminden dolayı gol yedik diyor hoca. Evet, enteresan, ayağa kaydı oyuncuların falan ama karşındaki takım, hoca kusura bakmayacak, bizim futbol bilgimizle de alay etmeyecek. Şu olabilir mi Selahattin abi, saha içine dönmeden önce? Bu maçın oynanacağı stadyum açıklandıktan sonra yetkililer gider bakarlar ya da oradan bir şekilde bilgi alırlar ve biz bu stadyumda oynamak istemiyoruz derler. Böylelikle 3-4 gün önceden, bir hafta ya da 10 gün önceden böyle bir tepki ya da reaksiyon ortaya konmuş olur. Ha, ona rağmen oynanırsa tepki haklı olur mu demek istiyorsun? Evet, demek istediğimi izleyiciler de anlamıştır zaten. Ama hoca maç sonrası bugün kazandık, iyi de oynadık diyor. Sonrasında zeminle ilgili şikayetlerini anlatıyor. Ya oynadığın takım alt ligin orta sıralarında bir takım. Ve rotasyonla çıkmış sahaya. En iyi oyuncuların birkaç tanesini kenarda tutmuş. Ve Trabzonspor bu rakibe de oyun üstünlüğünü kabul ettiremedi. İyi oynadığı kısmında golü kaçta buldu Trabzonspor normal sürede? 6'nın sonunda. Yani. 90+6'da ancak maçı uzatmaya götürebilmiş bir takımla ilgili, ki rakibiniz bir alt ligden bir ekipse ne olursa olsun, iyi oynadık ifadesi enteresan değil mi? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Benim söylemeye çalıştığım şeyleri izah ederek bana da yardımcı oluyorsun, sağ ol. Şota'nın tercümanı gibi arada böyle hoşuma gidiyor olabilir. Efsane değil mi? Yani futbol efsanedir. Futbol bilgimizin, daha doğrusu Trabzon'un futbol birikiminin bu kadar hafife alınması hocası tarafından bana çok doğru gelmiyor. Daha öncesinde de Trabzonspor yine alt ligden iki takımla oynadı. Manisa. Manisa'yı yendi. Ondan sonra kimle oynadı? Yine alt ligden bir takımla oynadı. Çorum. Ve Gençlerbirliği. Ve oyun dengede giderken Trabzonspor bu üç takımından hiçbirine oyun üstünlüğü kuramadı ya. Oyununu kabul ettiremedi. Ve hocası maç sonrası diyor ki iyi oynadık. Kazanan haklıdır şiarı vardı hocanın. Biz Trabzonspor'un oyunuyla ilgili sıkıntıları ve aslında bir oyun inşa etme zorunluluğundan bahsederken hoca beni ve benim gibileri eleştirenlere tabelaya bakın diyordu. O tabelaya son 4 maçta bakın ben hocaya demedim. Yani hocanın futbol severlere, gazetecilere, yazarlara söylediğini ben hocaya söylemekten kendimi kendimce doğru bulmadım, söylemedim. Çünkü aslında hoca sonunda doğru bir yere gelmişti bana göre. Yani bir oyuna ihtiyacımız var. Skoru kaybedebiliriz. Beşiktaş maçından bahsediyoruz. Fakat oyunu kazandık dedi. Ha dedi hoca, oyunun ne kadar önemli olduğunu, oyunun önemini kavradı. Önemli olan da budur. Ben Trabzonspor'dan bu sezon hiçbir şey beklemeyen bir futbol sever olarak sadece Trabzonspor'un bir oyun inşasına ilişkin izler görmekle mutlu olmaya hazırdım. Hala da öyleyim. Ya Trabzonspor gençleşebilirdi, yenilebilirdi. Futbolda bunlar var. Ya kötü bir döneme girersin, bir türbülanstasın. Güvendiğin, sahaya attığın oyuncuların hiçbirinden verim alamıyorsun. Olabilir böyle şeyler. Yani bunu tamamıyla hepsini birden hocaya yükleyecek kadar dünyadan uzak bir hayat algımız yok. Ama hocanın da önümüzdeki sezonun planlamasına dair işaretler vermesi lazım. Hoca geçen hafta oyunun kıymetinden bahsediyor. Bu hafta rotasyonla karşına çıkmış. Alt ligden bir takıma karşı zar zor uzatmalarda kazandığın bir golle turu geçiyorsun ve o maç sonundaki maç konuşmanda oyunumuz iyiydi diyorsun. Ne denebilir ki buna? Yani çünkü maçı izlememiş olsak belki diyeceğiz ki ya hoca bir şeyler görmüştür falan. Biz de maçı baştan sona dikkatle izledik. Yani hoca kusura bakmayacak. Şöyle ama olur yani. Hocanın çok şeyler beklediği oyuncuların da çıkar pozisyonlar olur. O tamam ama yani öyle bir oyun da yoktu yani. Altan Karakollukçu'nun bir tane pozisyonu var yani kaçırdı. Mesela 2-0 olsa bitti maç. Olabilir de 2-0. Ya uzatmanın sonunda yine çizgiye indi. Gençlerbirliği vurdu, defans çıkardı, yine bitiyor. Ya Trabzonspor yine iyi oynadık diyebilir miydi o tabeladan sonra Abdullah Hoca? Bilemiyoruz hocam. Hoca paralize olmuş durumda. Trabzonspor'un varlık sebebi şudur. Trabzonspor sahanın dışında, saha dışı gücü olarak, yani ekonomisi, lobisi, siyaseti, şuyu buyu, hiçbir zaman 3 büyük rakibi kadar güçlü, meşru ve gayrimeşru gücü olan bir takım olmadı hiçbir zaman. Trabzonspor her zaman o sahayı sınırlayan çizgilerin içinde güçlü ve meydan okuyan bir takım oldu bütün rakiplerine.
Şu an Trabzonspor'a bakıyorsun. Alt ligden 3 takımla oynamış, 3'üne de mahkum oynamış ya. Hiçbirinin oyununu kabul ettirememiş. Niye? Trabzonspor saldırgan ve kuşatıcı kimliğinden pusu kültürüne dönüş yapmış. Ya Trabzonspor'un kültürü pusu kültürü olamaz. Yani kontratak oyunu olamaz. Bu Trabzonspor'u kendi değerlerinden yavaş yavaş koparıp kültürel bir erozyonla sıra takımına dönüştürür. Hocamıza birinin bunu anlatması lazım. Bu da yönetimin işidir. Yerel medya bu konuda çok fazla sorumluluk almıyor ya da alamıyor ya da alıyor da biz duymuyoruz, görmüyoruz, bilmiyoruz. Çünkü yerel medya tribün şeye havalanda kim gelirse Messi gibi karşılıyorlar. Kim gelirse gelsin dünyanın en iyisi oluyor filan. Yani her şeye peşiyle kabullenmiş bir taraftar ve medya var Trabzon'da şu anda çok sorgulanmıyor. Çok sorgulamıyorlar. Oysa Trabzonspor meydan okuyan kimliğinden uzaklaştıkça sıradan bir takıma dönüşüyor ve bunun sonuçlarını da sahada nasıl yaşıyoruz? İşte alt ligden rotasyon oynayan rakibini şansınla eliyorsun ya. Yani sezon başında 2,5 milyon euro, 2,3 milyon euro maliyetle aldığın bir oyuncun kadar değeri, toplam değeri olmayan rakibin sana oyununu kabul ettiriyor. Hocam maçtan sonra diyor ki iyi oynadık. Ne diyeyim ki? O gün sen neler söylersin? Yani geçen yıl da enteresan bir şekilde yine son 16 turunda Ümraniyespor'a karşı duraklamalarda Vitor Hugo'nun golüyle, Trabzonspor çeyrek finalisti olmuştu. Bu yıl da aynısı oldu. Yani 20 saniye kala hocanın açıklamaları değişmiş oldu aslında. Yani o 20 saniye daha geçseydi, 30 saniye daha ve Trabzonspor elenen taraf olsaydı Abdullah Hoca bence bu maçtan sonra çıkıp da iyi oynadık demezdi. Federasyona yönelik çok sert eleştirileri var. Çoğunluğunda haklı. Daha sert eleştirecekti bu sefer. Yani federasyon yüzünden eleniye dönecek. Oyun özelinde konuşuyorum. Oyun özelinde bunu söylemezdi diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir Trabzonspor taraftarı herhalde kabul etmez bir alt lig takımına elenmesini Türkiye Kupası'nda bu oyunla elenip de daha sonrasında teknik adamlar iyi oynadık cümlesini duymayı. Trabzonspor'da dün yani klasik Trabzonspor'un kötü oyunu. Artık klasikleşti bu sezon bu arada bu kötü oyun. Oturdu. Hani bizi Trabzonspor oyunu gibi. Evet, duruyor. Oturdu oyun. Şimdi olumlu bir taraftan bakalım desek çok olumlu bakılacak yeri yok. Burada bir tek belki konuşabileceğim bir olumlu yanı Trabzonspor'un dün yeni transferinin iyi başlaması. Thomas Meunier asisti yaptı. Evet. Farkı yarattı. İyi baş. Onun dışında da yine bindirmeleri vardı. Bir iki pozisyon yaptı. Bir iki pozisyona girdi. Trabzonspor'da bir João Pereira etkisi yaratırsa ciddi bir katkı sağlar. Ki ilk maçında olumlu bir başlangıçtı. Ama onun dışında yani Trabzonspor'da hani şu iyiydi, bu şöyleydi. Belki biraz işte zaman zaman Visca böyle pozisyonları soktu arkadaşlarını. Trezeguet işte yani Trabzonspor'da saha içerisinde şöyle bir şey var. Yani. Bir iki kişi böyle Trabzonspor'u ya pozisyona sokacak ya gol atacak, skoru elde ettirecek. Ya da Trabzonspor'da o gün o iki kişi de yoksa Trabzonspor komple yok oluyor. Yani bir takım oyunu yok. Bireyselliğe düştü iş artık. Yani hep burada öyle oldu. Şampiyonluk sezonu. Trezeguet hücumda Visca ile birlikte kanatları iyi işlerse, o maçta böyle pozisyonları üretirse tamam. Trabzonspor o maçı kazanabilir. Ama hem Visca hem Trezeguet ikisi birden o maçta durdu mu Trabzonspor'un ne oyunu çözebilecek bir planı var. Ne de rakibe oyununu kabul ettirecek. Yani bir de galip gelmek de Trabzonspor taraftan artık çok mutlu edici bir durum değil. Kaç maç kaybetti zaten yani. Üstüne Gençler Birliği'nin kupada geçmiş Trabzonspor taraftar açısından. Son 6 maç bir galibiyet, bir beraberlik, 4 maç. Olağanüstü yani bir durum değil. Hem Trabzonspor için bir şekilde turlamak önemliydi. Yani elbette. Psikolojik olarak en azından belki hani bir kırılma yaşarsınız. O ayrı bir şey de. Trabzonspor taraftarı bu galibiyette mutlu olacak bir taraftar kitlesine şimdi sahip o gün, değil. Galatasaray'a geçmemiz lazım. Geçerken de Galatasaray'a şöyle bir haber de ben vermiş olayım. Madem maçın zeminiyle ilgili konuştuk. 18 Şubat'ta Ankara'da Ankara Gücü Galatasaray maçı var. Galatasaray Kulübü de maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması için federasyona başvuru yapmaya hazırlanıyor. Değerli izleyenler bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olalım. Tabii şimdi 18 Şubat'a çok var. Hani ne olur ne biter bilmiyorum ama bir başvuru yapılacak federasyona. Kulüpten gelen haberler bu şekilde. Vallahi rakipler orada oynadıysa Galatasaray'da orada oynayacak. Başka yolu yok bunun. Çünkü öbür türlüsü ne olursa olsun Galatasaray için de iyi olmaz. Şaibe olur.
olmuş. Sezon başından beri bu stat aynı durumda. Rakipleri gitmiş orada oynamış. Galatasaray'ın da başvuru yapmasını kulüp kendi menfaatleri doğrultusunda başvuruda bulunabilir ama federasyonun bunu kabul edebileceğini düşünemiyorum ben şahsen. Bunu söylerken şunu da söyleyeyim. Yani o sahada sakatlık riski var falan. Evet, hepsine farkındayız. Ama oyun oynanırken kural değiştirmesi Türkiye'de daha önce olmadı mı? Oldu canım. Şike sezonunda da oldu. Olur yani ama doğru değildir. O zaman ne söylediyse ilkesi olarak biz de aynı yerde duruyoruz. Herkese kurallar eşit olarak uygulanmak zorunda. Federasyona düşen 18 Şubat'a kadar o sahanın zeminini olabildiğince, bilmiyorum iklim ne diyor da kar yağışı falan yoksa, olabildiğince top yani oynanabilir daha iyi haline gelir lazım. Ama çok ideal mi olur bilmiyoruz. Şimdi Türkiye'de hangi saha çok ideal? Maalesef kaç tanesi? O da işte yıllardır konuştuğumuz birçok yani, problem gibi kanayan yaralardan. Bunu hep ekonomik olarak söylüyor bu arada, kulüpler olsun, federasyon olsun, ilgili kurumlar aynı şekilde. Tek başına federasyonun sorumluluğu olan bir konu değil bu arada futbol sahalarının çimleri. Tabii. Ama tek başına federasyonla alakalı bir durum değil. Yıllar önce mesela, yani yıllar önce derken yani belki 2 yıl bile olmamıştır yani, bilmiyorum, zaman hızlı geçiyor. Bazen yakın süreçteki açıklamalar daha eskide yapılmış gibi gelebiliyor bana ama federasyonun da ben çok iyi hatırlıyorum ki bozuk olan zeminlerde oynatmayacağız takımları da. Hayır, zeminlerin evet daha iyi böylelikle olmasına teşvik edeceğiz şeklinde açıklamaları vardı değil mi? Nihat Özdemir dönemiydi. İyi de federasyon kulüplere kaynak aktardı. Altyapınıza ve tesisleri de kullanın diye kulüpler o paralarla transfer yaptılar. Evet, transfer yani demişken paraları... de işte Selahattin abiden aldığım pasla Galatasaray'ın yeni sol beki Derik Köhn İstanbul'a geldi ve Galatasaray'da Derik Köhn'ü sosyal medya hesabından güzel bir video ile tanıttı. Çok iyi bitiyor gerçekten paylaşım. Kerem Demirbay. Semtin çocuğu yani. Müthiş bir son yani. Kerem Demirbay çok sevimli bir tip. Videodaki şarkı da çok beğeni toplamış. Evet. Broskes'den bir Broskes şarkının adı, onu da söyleyeyim. Dün bayağı bir arayan vardı. Bayağı eğlenceli. Kimin güzel bir şarkı. Broskes'den bir Broskes. Bir Broskes. Bir anlamı ne? Bir anlamı yok. İşte Almanca bak, rap. Sorarlı. Ha, rap. Yok, Almancam olsa söylerdim. Almancam yok. Wie Broskes. Bilen birisi varsa söylesin bize. Belki çok eğlenceli bir şeydir. Payımıza düşeni alalım derdim. Bakarım ben yani şimdi tekrardan. Ama hani tınısı olsun. O tınısı güzel. Evet. Hareketliliği olsun. Güzel, sevimli. Derik Köhn de aynı şekilde hareketliliğiyle fark yaratmasını beklediğimiz bir isim. Yeni sol bekine kavuştu Galatasaray. Tabii Avrupa'da forma giyemeyecek. Kadro verme süresi geçtiği için UEFA'ya, ligde ve kupada oynayacak Derik Köhn. Avrupa son dakika bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'a Portekiz liginden bir ön libero gelebilir. Portekiz liginden. Evet. Evet, o gün Şahinoğlu'ndan 2 milyon euroya düşen çocuk değil, değil mi? Carvalho değil yani. Yok, Portekiz ligi dedi. Portekiz liginden. Ben öyle oyuncu hangi lig? Daha fazla detay verecek olsaydı yani, detay vereceği için o sormuyorum detayı. Portekiz ligi detayı şu anda şu an önemli. Şu yayındayken aldım haberi ya, bir netleştirip öyle paylaşayım. Çünkü bugün kritik. Şimdi bugün ne söylesek burada artık beklenti oluşturuyorsun. Peki. Çünkü yarını yok bugünün. Yaklaşık 20 dakikam var bu yayın içerisinde o haberi verebilmek için. Onu da söyleyeyim. Ben en sana zaman mefhumunu yapabilirsin yani. Ben sana göstereyim. Yani. Ha, evet, yani enteresan olur söyleyeyim. Yani gelirse çok konuşulur, enteresan olur. Bir netleştireyim. Evet, ilginçmiş gerçekten şu anda. Net olursa güne damga vuracak. Hatta Muçi transferini biraz geride bırakabilecek bir hamle de olabilir. İsmen söylüyorum tabii ki. Şimdi biz Derik Köhn'ü konuşmaya devam edelim. O gün transfer yazışmalarını yaparken Selahattin abi 3 milyon 350 bin euroluk bir yatırım. Hannover'den geliyor, Bundesliga 2'den. Bundesliga 2'de de birçok istatistiğiyle dikkat çeken ama en çok hücum yönüyle dikkat çeken bir isim. 25 yaşındaki isme yatırım yaptı Galatasaray. Maaşı da bu sezon için 300 bin euro, önümüzdeki yıl 450 bin euro. Aslında bir Sacha Boye transferi yatırımı gibi görünüyor. Baktığımızda hani düşük maaş, bonservis veriliyor ama o da çok yüksek değil. Şu anda... Yani iyi bir isme yatırım yapmış gibi görünüyor kağıt üzerine Galatasaray. Ya şu anda Türkiye liglerinin en çok kazanan takımı Galatasaray. Şu rakamlara oyuncu transfer ediyor. Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın transfer edeceği oyunculara verecekleri maaşları da merak ediyorum. Yani Mourinho'ya verileni biliyoruz da. Yani Galatasaray bu anlamda daha iyi yönetiliyormuş gibi duruyor. Bir Sacha Boye tabii uzun yıllar
unutulmayacak bir lezzet bıraktı damaklarda. Sasha Boy gibi çok uzun yıllar aynı şekilde bir transfer başarısı olabileceğini ben düşünmüyorum. Daha doğrusu çok iyimser bir şey olur. Olabilir mi? Hani 30-35 milyon euroluk satışlar yapamazsın da aldığının iki katına sattığın zaman da bile karlı oluyorsun. Şimdi. Ama Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde final kovalayacağını iddiasını gündeme taşıyan ve futbol severleri de buna inandıran bir Galatasaray yönetiminin UEFA listesinde bildirecek bir oyuncu transfer etmesiydi. Zamanında etmeliydi sanki. Yani Köhn de olabilir, başkası da olabilir. Herhalde onu çok fazla şey olmadı. Bir hafta mı, 10 gün mü oldu bildirim süresi geçti? 2 Şubat. Bir hafta. Yani bir hafta önce yapsanız da bu transferi siz hem şeyi söylüyorsunuz, Avrupa Ligi'nde final kovalayacağız ki gerçekçi bir herif gibi duruyor. Hem de bir hafta sonra transfer yapıyorsun. Yani o da bir Galatasaray yönetim başarısızlığı gibi duruyor bende. Ha şu değil tabii. Zorlamışlardır. Ara transferdir. Adam almakta, ikna etmekte, isabetli transferi seçmekte zorlanıyor olabilir kulüpler. Ama işte keşke diyorsun yani maliyeti düşük olduğu için tolere edilebilir bir şey ama sonuçta bunlar spor kulüpleri. Ve bunların taraftarlar ve futbol severler. Maliye muhasebe hesabı yapacak halleri yok. Maliye onlara demişken Selahattin abi. Oyuncuyu sahaya süreceksin Avrupa Kupası maçında yok. Sana güzel bir soru yönelteyim. İlk transfer açıklandığında fiyatlar konuşulurken benim aklıma geldi bu soru. Şimdi Derrick Köhn 25 yaşında. Hani yani 20-21 yaşındaki bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Aslında olgun artık döneminde Avrupa içinde değil mi? Olgun diyebileceğimiz bir yaşta. Galatasaray Angelinho'yu tercih etmedi. Angelinho 26 yaşındaydı. Evet. Opsiyonu 6 milyon euroydu. Geçmişi zaten belli yani PSV, Leipzig, City, Hoffenheim gibi takımlarda oynamış bir isim. İspanya milli takımında kısa da olsa oynamış bir isim. Derrick Köhn 25 yaşında yani hemen hemen aynı yaşlar diyebiliriz. Yani Galatasaray çok kariyerli bir oyuncuya 6 milyon euro vermek yerine hemen hemen aynı yaşındaki bir isme Almanya 2. liginden 3 milyon 350 bin euro ödedi. Yani sence, ben bu arada bu soruyu sorarken yanlış anlaşılmasın. Sadece hani aradaki fiyat neredeyse 2 milyon euro diye soruyorum. Doğru bir transfer hamlesi mi bu açıdan? Yani Angelinho'nun kariyeri, Derrick Köhn'ün geleceği ya da Angelinho'nun geleceği ikisi de yakın yaşlarda bakıldığında bu açıdan aslında biraz enteresan bir transfer gibi de. Ya bu çok doğru bir değerlendirme olmayabilir. Şundan ya yani oyuncunun mali portresiyle yönetimle ilgilenir. Teknik adam başka gözle bakıyordur. Yani Angelinho'nun bence kalmalıydı, en doğrusu oydu. Yani çünkü Bayern maçında Koeman karşısında izlediğim Angelinho bence sınıfı geçmişti yani. Galatasaray ondan daha iyisini zor bulurdu. Ama sonuçta biz bir maç üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Teknik adam neredeyse işte aylardır oyuncusuyla çalışıyor. Oyuncu Angelinho tartıya koyduğunda daha iyi bir oyuncu olabilir ki öyle görünüyor. Ama Galatasaray'ın ihtiyaçlarına cevap verecek oyuncu değil kararı çıkmış ki teknik kadrodan. Yani Okan Hoca deseydi ki ya ben devam sen ediyorum. Sen Okan Buruk olsaydın yeni gelecek bir oyuncuyu bu fiyata mı tercih ederdin? Bu geçmişte bir oyuncuyu. Ya tamam bu arada Derrick Köhn de hani Bayern altyapısında oynamış, Hamburg altyapısında oynamış, Hollanda'da VM2'de oynamış. Sonrasında Hannover kariyeri var. Yoksa az önce saydığım kariyerde 6 milyon euroya yani arada 2 milyon euro fark var. Angelinho'yu mu tercih ederdin? Ya işte parasına bakmam. Ben teknik adamın oyuncunun bana vaat ettiğine bakarım. Yani bazen 100 bin euroluk oyuncu 10 milyon euroluk oyuncudan daha çok katkı yapabilir takımına. Tabii ki. O anlamda teknik adamın hangisini seçtiğine bakarken herhalde şeyi düşünmüyoruz. Tamam Galatasaraylıdır Okan Buruk'ta. Takımının mali durumunu düşünür ama onun önceliği sorumluluk alanı sahanın içi. Sahanın içiyle ilgili demek ki Köhn daha tempolu izlemeden aldığını düşünmüyoruz herhalde. Hocanın onu izlediğini, scoutların izlediğini, hocanın en az birkaç maçını izlediğini düşünerek söylüyorum bunu ben. Tabii Okan Buruk gibi bir birikim bizim 10 maçta anlayamayacağımız bir tarafını işin belki bir maçta zaten anlayabilir. O anlamda hocanın kendi istediği oyuncu olduğunu düşünürsek eğer ki öyledir. Doğru olanın hocanın istediği oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ama dışarıdan bakınca evet Angelinho kariyer olarak da yetenek olarak da Köhn'ün biraz önünde mi? Evet önünde. Ama Galatasaray'ın ihtiyacı demek ki Köhn'müş.
olaya o tarafından bakmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ya ben de zaten hani eleştiri olsun diye söylemedim ama dışarıdan bakınca doğru söylüyorsun. Yakın yaşlar olunca bu soru akıllara geliyor açıkçası. O gün sana döneyim mi yoksa yoğun bir yazışmanın içerisindeysen sonra da dönebilirim. Şu an o kadar çok mesaj geliyor ki ama zaten az bir süremiz kaldı. Peki. Dur istersen sen yazışmalara devam et. Derek Köln'le ilgili ya yani şöyle söyleyeyim. Portekiz'den bir oyuncu var. Hakikaten Ömer'e de gösterdi. Evet, çok kaliteli bir oyuncu. Tam Beşiktaş'ın aradığı net hani bir 6 numara ön libero arıyorsa Beşiktaş o oyuncu bu oyuncu profilinde olur. Portekizli giden Portekizli değil. Şimdilik değil. Bir netleştirelim. Her şeyini yapalım. Boş yere kimseye beklentiye sokmamak adına Portekizli giden Portekizli değil. Donayı vermiş olayım yani. Konuşulan bir oyuncu öyle söyleyelim. Portekizli Beşiktaş için değil ama. Beşiktaş için değil. Daha önce Portekizli değil diyorsun. Evet. Değil değil. Hmm. Değil, yani, Afrikalı bir oyuncu. Şu an onunla ilgili görüşmeler yapılıyor, zorlanıyor. Afrikalı diyerek ama de zaten verdin şeyini. Neyse. Yani, bence belli değildir hala ya. Yok yok değildir. Derek Köln'le ilgili şunu söyleyeceğim. Bir Nürnberg maçıydı. Çok geçmedi üstünden. Belki bir 10 gün falan olmuştur böyle göz attığım. Bir asist yapmıştı o maçta. Nürnberg maçında yapmıştı diye hatırlıyorum. Yani tempolu. Hücum yönü çok kuvvetli. Rakip hücum yani rakip ikinci ve üçüncü bölgeyi çok iyi kullanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray hücumda muhakkak değer katacaktır. Angelinho'dan da böyle bir beklenti vardı bu arada. Ofansif katkı beklentisi vardı ama ben Derek Köln'de bunun net bir şekilde hissedileceğini düşünüyorum. Yalnız Angelinho'da ki aklımda olan geldiğindeki şüphe Derek Köln için de geçerli bir yerde. O da şu. Savunma performansı. Savunma performansı ne kadar tatmin eder ona emin değilim. Galatasaray'da Sasha Boyun mesela savunma performansı hücumuna çok 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 daha öne çıkan bir tarafıydı değil mi? Yani onunla coşkusu. Hücuma da çıkıp destek tabii veriyordu ama savunma performansıydı onu bu kadar değerli kılan. Atletik yetenekleri. Mesela ben bir bekin böyle biraz daha hücuma yatkın bir bekin savunmaya tarafında ağırlık kazandığı şablonu kabul ederim. İkisinin birden hiç olmadığı olmaz. Ya da ikisinin de hücumcu olması savunmayı etkiliyor bu kez. Oyun kurulumunda en azından bir bekiniz bir üçüncü stoper gibi yapabiliyorsunuz. Öyle oldu yalnız. Yani bir tarafta Oğur'ya, bir tarafta Derek Köln. İki evet. Bekle çok hücumcu oldu. Galatasaray taraftar da muhtemelen Ankara gücü maçını tabii merakla bekliyor olacak. Çünkü Başakşehir maçında da Oğur'ya yok. Fildişi finale çıktı. Afrika Kupası'nı Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü final. 18'inde hem Oğur'u hem Derek Köln sahada olabilir gibi görünüyor değerli izleyenler. Bu arada Köln bu arada grubun kurucusuymuş. Vibroskez'in. Grubun kurucusu şarkı söyleyenlerden biri. Köln mü? Evet. Bakmak lazım. Güzel şarkı ama yani. Ve güzel güzel. Icardi'ye rakip geldi yani. Bu arada Kazımcan'ın da Ankara gücüne kiralandığını söyleyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii Derek Köln gelince Kazımcan da Ankara gücünün yolunu tuttu. Küçük bir minik ekleme yapayım. Köln'ün baktım 450 bin euro. 25 yaşındaki bir oyuncuyu Galatasaray'a 450 bin euro maaşla transfer etti. Bu yıl 300, etti. Seneye 450. Evet çok iyi bir transfer. Trabzonspor 32-33 yaşındaki oyuncuya bunu 3 katı para ödedi. Ya aynı kariyerler değil tabii de. Selahattin abinin de yorumu yok. Yarına bakacaksın. Her zaman Fenerbahçe'ye yarın geçelim. Fenerbahçe'de de Selahattin abi için Serdar Dursun'u konuştuk. Forvet hattını konuşmaya devam ederken herhalde Batshuayi'yi de bir konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani herkesin bir şekilde işte sonradan girer öyle de oluyor zaten ama hani katkı yapar mı yapmaz mı işte sezon başında hatırlayalım. Batshuayi Nottingham Forest'ta imza atıyordu neredeyse. Hatta son Morelos, anda. Alfredo Morelos Rangers'ın oyuncusu İstanbul'a gelmişti. Morelos da Fenerbahçe imza atacaktı. Batshuayi'nin transferi iptal oldu. Morelos Santos'a gitti. Sonrasında o Santos küme düştü. O da ayrı hikaye. Fakat ilginç olan 17 gol, 3 asist Batshuayi'den şu ana kadar ve müthiş bir performansla oynamaya devam ediyor. Hatta Edin Dzeko'nun son haftalardaki o gol atamama durumunu da taraftarı biraz unutturduğunu da söyleyebiliriz. Ya Batshuayi eğlenceli bir adam. Yani sahada hangi futbol severi izlerse izlesin, Batshuayi'den rahatsız olan bir futbol severi olduğunu düşünmüyorum. Çok aşırı fanatikler hariç. Bence İsmail Hoca'yı da takdir etmek lazım bu konuda. Batshuayi
hiçbir sorun yaratmadan o kariyerdeki bir oyuncuyu kulübede rahat rahat bekletebiliyor. O da girdiği her oyunda bazen çok çok geç de oyun atılsa elinden gelen ne varsa sahaya taşıyor. Tribünle de bence iyi bir bağ kurmuş Batshuayi. Birazcık da şeye döndü yani. Kupa golcüsü olduğuna teknik kadroda kendisi de ikna olmuş durumda. Zaten Türkiye Ligi'nde şu anda hangi takımın kadrosunda bulunursa bulunsun. Belki hani Galatasaray'ı da sayabiliriz. Onun dışında her takımın bir numaralı santrforu olur Batshuayi. Beşiktaş'ta olmadı ama Beşiktaş'ta da onun çocuk o kadar çok pozisyona girdi ki aslında. Yani oynayamadı diye bir şey yok. Tek santraforda çok zayıf kalıyordu. Tek iki stoper zaten arasında şey tek kaldıdan çok zayıf kalıyordu. Batshuayi hem biraz temasa gelmiyor. Hem biraz kenar forvet, hem biraz tipik santfor, hem işte sağ forvet. Hepsini oynayabilecek bir oyuncu ama hepsinden biraz var. Hiç bir tanesi tam değil. Ama o da ayrı bir yetenek işte. O da ayrı bir kazanım ya da söyleyeyim. Teknik adamlar için bir avantaj. Karma bir forvet tipi. Ve şöyle bir şey var Selahattin abi. En önemlisi bence değiştiren, Batshuayi'nin performansını sezonun ilk evrelerine göre yukarı çeken sürekli adı transferle anılıyordu. Mutsuz, ayrılacak, oynamadığı için vesaire vesaire. Ara transferde ayrılmayacağı söylendi ve Batshuayi de bir güven telkin edildi burada. Yani İsmail Hoca olsun, yönetim nezdinde olsun, Batshuayi ile ilgili demişti. Ben hatırlıyorum yani burada çok olumlu şeyler söylendi. Orada ona o özgüveni verince bence tamamen o sahaya konsantre olmasının etkisini görüyoruz bugün. Çünkü Batshuayi ile ilgili de Beşiktaş'ta oynadığı dönemde aynen şu cümleler ifade ediliyordu. Beşiktaş'ın o dönemki idarecileri tarafından. Çok çabuk kırılan çocuk ruhlu birisi. Hı hı. Yani en ufak olumsuz eleştiri, en ufak olumsuz bir tepkide tribünlerden vesaire çok çabuk etkilenen bir oyuncu. Zaman zaman aldıkları oldu bunları. Bu tepkileri Fenerbahçe'de de. Ve duygusal, aşırı derecede duygusal ve bu tarafını bir türlü hani toparlayamıyoruz burada. Çünkü Beşiktaş iyi gitmiyor o sezon. Şampiyonlar Ligi'nden elendi. 6'da 0. Ligde işleri iyi gitmiyor vesaire. Tepkiler oluyor dolayısıyla. Batshuayi gol kaçırıyor. Tepki oluyor vesaire. Ve o duygusal kırılmaları atlatamadı. Batshuayi'nin en önemli sorunu buydu. Burada o güveni alınca Fenerbahçe'de, o desteği görünce değerli bir oyuncu olduğunu, yani yedek kulübesinde de otursa, 11'de de başlasa değerli olduğunu teknik ekip ona gösterince bence o sahaya tam konsantrasyonla çıkmanın etkilerini bugün Batshuayi'de görebiliyoruz. Bazı oyuncularda vardır bu. Yaşı ister 30 olsun, ister 35 olsun, 40 olsun. Güvenle oynamayı seven oyuncular. Duygusal evet, olarak evet. Yani olabilir. Yani bu ifadeyi o dönem Beşiktaş'taki idareciler kullanmıştı. Yani çocuk ruhlu diye. Hali de o hali var zaten. Olabilir diye. Yani, kötü bir şey değil şimdi. Kötü olduğu için bu arada, bir şey. Bu kırılma... Tabii transferin son günü olduğu için şimdi Kartal abi Muçi ile ilgili Varşova'ya gittiğini dün söylemiştim demiş. O güne Kartal abiye teşekkürler. Transferler böyle anında bu iki isimden tebrik geliyor zaten. Muhabirlik yapmaya devam bazı arkadaşlarımız. Kartal abiyi de tebrik edelim. Kartal bu arada... Onun dışında Muçi demiştim. Derrick Köhn'le ilgili gelen bana eleştiriler var. Mesela hayatına kaç defa Derrick Köhn'ü izledin, eleştiri yapıyorsun şeklinde. Ben de o arkadaşlara şunu sorayım. 127 yıl önce Hannover kuruldu. Mesela 127 yıldır Hannover maçı mı izliyorsunuz? Ben de bunu sormuş olayım. Ya da bu eleştiri yazmak için kaç yıldır Hannover maçı izliyorsunuz? Yok. Kaç yıldır Derrick Köhn'ü takip ediyorsunuz? Bir de ne kadar izlemek lazım? Onu da o kriterleri de önümüze koyarlarsa. Bir de ne kadar onu, mesela ona göre biz de ben Derrick Köhn'ü burada eleştirmedim. Derrick Köhn transferini aynı yaşta Angelinho Galatasaray'da tercih edilmediği için teknik adam olsanız siz nasıl tercihlerde bulunurdunuz diye konuştum. Bence gayet de normal konuşulması gereken bir soru değil. Arasındaki ben önemli bir yatırım olduğunu söyleyeyim. Bir kez daha söyleyeyim ederim. Yani. Bir maliyet, iki Angelinho zaten istikrarı hiç olmayan bir oyuncu. Ya her hoca kim istiyorsa her o. Sezon farklı bir yere kiralanan, hatta yarım sezon kiralanan bir oyuncu. İstikrar olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de size farkı da var arada. Yani Angelinho'nun size dediği yani fizik ya falan. Şimdi çok moda oldu ya size. Evet size. O gün de yakalayacağız. Hayır canım niye size diyoruz ki? Boy, fizik. Şu an Selahattin abi de Şota'nın tercümanı gibi o. Angelinho'nun boyuyla Köhn'ün boyu arasındaki fark savunmada da size bir artı yazar. Tabii ki sadece boy üzerinden bekleri okumuyoruz ama bir etki oluyor fiziksel açıdan mücadelelerde. En azından ben Angelinho'ya göre daha rahat ikili mücadeleye girip
ayakta kalabilecek, orada daha başarılı olabilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sol stopere daha çok yardım eder. Kesinlikle. Bu arada Abdullah Avcı'nın Ankara Gücü maçı... Kendi şarkısı diye geliyor Selahattin abi. Abdullah Avcı'nın Ankara Gücü maçından önce niye konuşmadı diye söyledim burada. Ben maç önünü izleyememişim, yoldaydım. Hoca maçtan önce de aynı şikayetleri söylemiş. Bunu düzeltelim. Ama asıl olan Trabzonspor için Ankara Eryaman Stadı'nın zemini değil, bir oyununun olmamasıdır. Hocanın hem oyunla ilgili daha cesur olmasını rica ediyoruz. Hem de şu gençlerden birkaç tanesini sahaya at artık. Olmayacaksa da taraftar görsün ve ikna olsun hocam. Şimdi hızlı hızlı bugün ilerledik tabii, çok gelişme vardı. Süremiz zaten malum ama milli takımımızın rakiplerinde konuşalım. Galler, İzlanda ve Karadağ'la Uluslar Ligi'nde B grubunda, daha doğrusu B liginde diyelim, UEFA Uluslar B liginde milli takımımız eşleşti 4. grupta. Evet. Galler zaten hani artık çok yakından tanıdığımız, son Avrupa Şampiyonası elemelerinde grubumuzda olan bir takım. Karadağ ile yine yakın dönemde grupta oynadı. Zor yendi Karadağ. Dünya Kupası elemelerinde. İzlanda ile zaten... İzlanda yani, furyası geldi geçti. Onların furyası geldi geçti de bizim eşleşme furyamız geçmedi. Bir türlü İzlanda ile eşleşmeye devam ediyoruz. Ben başka bir şey söyleyeyim yani. Yeter abi. Bu Uluslar Kupası'nı falan kaldırsınlar artık ya. Bu futbolcular makine mi ya? Orada oyna, burada oyna. Hiç dinlenemiyorlar ya. Çok güzel bir yöne değindin. Ben de şöyle söyleyeyim. Uluslar Ligi'nden hem teknik adam hem de oyuncuların çoğu şikayetçi. UEFA kaldırmayı geçtim. Şöyle bir ekleme de yaptı Uluslar Ligi'ne. Bir önceki oynanan formatta gruplar arasında playoff yoktu. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi biz B Ligi'nde oynuyoruz ya. Masa isim arttı, onu söyle. Evet, arttı evet. Arttı. Allah'ım kısaca ya. Söyleyeceğim. B Ligi'nde oynuyoruz ya mesela. Şimdi B Ligi'nin birincisi A Ligi'ne yükseliyor değil mi? İkincisi de gidiyor. Evet ama şimdi A Ligi'nin üçüncüsüyle B Ligi'nin ikincisi playoff oynayacak. Mesela C Ligi'nin üçüncüsüyle B Ligi'nin ikincisi playoff oynayacak. Araya playofflar da girdi. Yükselme düşme anlamında. Böyle enteresan bir format açıkçası. İşte bahis mafyasının eline düşürürsen futbolun masumiyeti gider önce. Ondan sonra işin içine bir kirli işler girmeye başlar. Şu anda da bahisçiler böyle istiyorlar demek ki. Ya Dünya Kupası elemeleri mesela 2026'da ya Dünya Kupası. Dünya Kupası elemeleri çok kısa bir süreye sıkışıyor böyle de olunca. Ya kendi liginde işte o zaman mesela Türkiye ligi bana göre 16 takım oynaması lazım mesela. Yani mümkün değil böyle ama bahis firmaları ne istiyor? Çok maç. Oynayın. Yani modernize angladiyatörlerine dönüştü oyuncular. Profesyonel futbolcular, derneği merneği var. Bunlar ne iş yapar onu da anlamıyorum. Onların da mı işine geliyor? Ne kadar çok kazanırsak maç başıdır, şudur, budur. Ama ya oyunun hiçbir tadı kalmadı ya. Hiçbir heyecan yok. Hiçbir takımı özlemiyoruz ya. Özleyemiyoruz yani. Ben Liverpool'u özleyemiyorum. City'yi özleyemiyorum. Bayern'i özleyemiyorum. Niye? Devamlı oynuyorlar. Açıyorsun bir kanalı. Sezonda 70 maça çıkıyorlar. Sezonda 70 maça çıkıyorlar. Bunun önlemini alacak olanlar da artık Bosman gibi yeni bir karara ihtiyacı var belki futbolun. Hem futbolun geleceğini kurtarmak için yani bahis şirketlerinin değil de futbolun geleceğini düşünen bir kurumun. Peki bu... En başta da işte Profesyonel Futbolcular Derneği gibi. Sadece Türkiye'de yok bu herhalde. İngiltere'de sendikaları var. Onların yani dünya, karar almaları dünya gerekiyor. Genelinde şöyle de zaten yapalım. O dernek son var. 30 saniyemiz gibi bu grupta ne yaparız? Bir tahmin alayım en azından. Ben açıkçası Montella sonrası milli takım beni heyecanlandırıyor, keyif veriyor. Umudum geleceğe dair var. Bu gruptan da ben çıkacağımızı düşünüyorum. Ben lider olacağımızı düşünüyorum. Temennimiz o. Süremiz tamamlanmış Selahattin Türkiye'de abi. Türkiye'de 80 milyon nüfusu var. Bir şekilde bir yere alırlar Türkiye'yi. Merak etme. Peki Selahattin Kınalı, Ogün Şahinoğlu teşekkürler. Hızlı interaktif bir programı geride bırakıyoruz. Spor Ajansı'nı tamamlıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.